7654321. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu güzel günde ilk defa belki de bir resmi bayram, özellikle 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlanmıyordur muhtemelen. Kutlanamıyordur daha doğrusu. Bu İşte Covid-19 virüsü yüzünden. Ve bugün sokağa çıkma yasağı ilan edildi bildiğiniz gibi. İşte bugün ve 4 gün boyunca. İşte Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Ve bu 4 gün boyunca benim de dışarıda gidip gelmem gereken yerler var. İznim var dışarı çıkmak için. Bu süreçte size aslında en azından bugün için, 23 Nisan için bir dışarıyı göstermek istedim. Dışarıyı göstereceğim size, çekeceğim ve bunu YouTube'a koyacağım. Sizler için bakıp izleyin, görün diye. Yani bu zor süreçler için umarım hepinize güzel bir aktivite olur. Yani dışarıyı merak edenler için dışarıyı göstereceğim bugün. Peki, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz da başladı. Şimdi nasıl bir istikamette gideceğimizden kısaca size bahsedeyim. Şimdi otobana gireceğiz. Muhtemelen her zamanki gibi otobanın girişinde Çamlıca gişelerde çevirmeler olacak, uygulama noktaları olacak. Oralardan geçeceğiz. Sonra hedefimiz Ümraniye, Şili yolunda bir çevirme olabilir. Sonra da adresime devam edeceğim. Sokaklar boş, yol çevirmesi, pardon, sokağa çıkma yasağı gerçekten uygulanıyor. Görüyorum uygulandığını. Ve sıkı bir denetim nadiren oluyor aslında. Sıkı bir denetim oluyor. Denk geliyorum, görüyorum hani baya baya bazı insanların araçlarını falan çekiyorlar. Ceza yazmayı bırakın, hani araçla çıkanların araçlarını çekiyorlar. Ceza yazıyorlar. Ve kendileri evlerine götürüyorlar. Yani bu çok kötü bir şey tabii. Bu insanlar mesela neden dışarıda? Bu da yani tartışılır o da tabii. Ama şurada mesela polisler var. Şu köşede siyah arabaların içindekiler. Şurada Doblo ve Connect'in içindekiler muhtemelen polis. Dolaşıyor polisler de buralarda. Hep sivil polisler. Daha doğrusu hani sivil giyimlerine izin verilmiş muhtemelen. İşte kılık kıyafet sonuçta temiz olması vesaire mecburiyetinin sıkıntılı olduğu için. Şöyle ana arterlere doğru gidelim. Evet. Bu şekilde. Aslında yollar, hani görüyorsunuz ya videolar falan, işte ne bileyim yunuslar geziyormuş, köpek balığı geliyormuş. İşte Avustralya'da caddelerde kangurular dolaşıyormuş. Yani gerçekten de bu böyle. Ben de çekemedim, şey yapamadım ama geçen hafta pazar günü otobanda, işte Samandıra otoban civarında bir köpek geçiyordu karşıdan karşıya. Yolda bomboştu. Ben de durdum. Tamamen durdum. Tamamen durunca o da karşıya geçti. Yol verdim yani. Çok enteresan bir duyguydu. Yani bir daha yaşayamayacağınız bir duygu sonuçta. Öyle düşün. Yani ne zaman bir daha o tem otoyolu o kadar sakin, bomboş daha doğrusu, boş olur. Zor. Denk gelmek gerçekten zor. Ama umarım bu günleri güzelce atlatırız. Bir zarar ziyan görmeden. Çevirmelerde de telefonu yan tarafa koymaya çalışacağım. Yani maksat çevirmelerin olduğunda net bir olarak kanıtlamak amacıyla. Otobüsler de geçiyor bu şekilde. Boş. Genelde belediye otobüsleri var. Özel halk otobüsleri hiç sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda hiç olmuyor. Çok seyrek görüyorum otobüsleri de. Çok otobüs olmuyor. Zaten dolmuş taksi tamamen bitik. Yok. O da zaten zorunlu yolcuları muhtemelen taşıyor şeyler. Ne denir ona? Otobüslerde. Ama Marmaray çalışıyor. Metrobüs çalışıyor. Şurada ne varmış? Fırsat bu fırsat. İşte yol çalışmalarında biraz hız verildi. Şurada Koca Caddeyi mesela kapatmışlar. Burası şu an Sultanbeyli Merkez. Sultanbeyli'nin koca caddesini, neredeyse yarısını kapatmışlar. Yani
Tabii, fırsat. Çok yol çalışması görüyorum. Ümraniye tarafında da çok yol, Temat yolunda çok yol çalışması var. Yani normalde yazın yapılacak çalışmalara çoktan başlandı bile. Dışarıda insanlar. Evet. Bu şekilde. Şimdi ufak ufak otobana gireceğiz. Otobana girerken muhtemelen çevirme olacak. Ben de telefonu şöyle usulca yan tarafa koyacağım. Umarım görebilirsiniz diyelim. Yani göremeseniz de. Evet, kapalı. Çevirme var mı? Var mı? Yok. Çevirme yok. Evet, otobana girişte çevirme yoktu. Muhtemelen çalmayacak gişelerde vardır. Ya da daha ileride vardır gişelerin. Gişelerde değil de. Otobanın çıkışında vardı çevirme. Saat 11 şu an. 11.5 derece hava sıcaklığı. Muhtemelen sıcak olacak gibi hissediyorum bugün de. Yani sıcak olma ihtimali var. Havada gökyüzü açık. Yani sokağa çıkma yasağı olduğu zaman zaten hafta sonları öyle bir sıcak oldu havalar. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Yani 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak. Ama insanlar 10 günlük dışarı çıktılar. Yani hep dışarıdalardı. Hep dışarıda oldukları için aslında çok da bir işe yaradığını düşünmüyorum. Yoldayız arkadaşlar. Yani maskemi de taktım. Henüz bir uygulamaya girmedik. Ama muhtemelen uygulamalar yoğunlaşacaktır. Belki 23 Nisan'dan dolayı çok fazla uygulama yok, noktası yoktur. Bu tamamen o günün, o güne bağlı yani. Bazen çok yoğun oluyor, bazen az oluyor. Ama oluyor mutlaka ve yakalanıyorsunuz. Yani mutlaka girersiniz uygulamaya. Yani ne bileyim, çıkmak isteyenler olabilir ama çıkmamalarını tavsiye ederim. Özellikle şu süreçte hem hastalığı yenmemiz açısından hem de gezme açısından. Yani ben bu gezme, dolaşma, konser, tiyatro, oturma, etme işlerini bunlar yasaklanmadan ya da bunlar kapanmadan önce zaten bitirmiştik biz. Yani sonuçta bu virüs Türkiye'ye gelmeden önce ne kadar hızlı ilerlediğini gördük. Ocak aylarındaydı. Belliydi yani bu kadar hızlı bir şekilde gelip bizim de hayatımızı etkileyeceği. İran'da ilk duyduğumuzda zaten artık her şeyi fiilen şey yaptık, biliyorum ona bıraktık yani. Sonuçta İran'daki bir şey Türkiye'de olmama olasılığı çok düşük bir ihtimal. Bizim sınırlarımız biraz da fazla hareketli olduğu için onun etkisiyle mutlaka bize de gelecektir zaten diye düşünerek biz önlemimizi zaten almıştık. Yollar böyle. Şu anda Temat yolundayız. Temat yolu Samandıra'yı geçtik. Şimdi gişelerin oraya geliyoruz. Gişelerde genelde çevirme oluyor.
Evet, çevirme var. Gidişte de gelişte de Çamlıca gişelerde her zaman olduğu gibi çevirme var. Arkadaşlar, gördünüz sanırım. Ben sizi şöyle alayım. Şöyle çevirme var. Çamlıca gişelerden geçer geçmez sizi şöyle cep alanına veriyor. Ve şurada tek tek geçiyorsunuz. Niye olmadı? Çevirme normalde çevirme olması lazım ama olmadı. Yana verdi yolu. Sonra geri çıkarttı. Çok enteresan. Orada çevirmedik. Peki. Evet, şimdi otobanda FSM bağlantı yoluna giriyoruz. Tek tük arabalar var genelde bu şekilde. Evet, yani çevirme olmaması da biraz herhalde 9'da saat 2 arası şey vardı değil mi? Serbest markete gidip gelme mevzundan dolayı mı diyeceğim ama araçlara çevirme olması lazım. Araçsız çıkılması gerekiyordu. Çamlıca gişelerde ters yönde vardı çevirme. Bu yönde yoktu. Şey gibi düşünmek lazım. Gelir ona. Herhalde sabahtan olduğu için. Yani sabah olduğu için olabilir. Genelde olabiliyor böyle. Geçen hafta da geçen haftalarda da olmuştu böyle şeyler. İşte bir uygulamanın olduğu yerde bir daha olmayabiliyor. Ya da farklı bir yerde girebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Şu anda gidiyoruz. Evet. Ümraniye'ye doğru. Şili yoluna doğru gidiyoruz. Şili yoluna çıkacağız. Dezenfekte ederek alınabilir diye düşünüyorum.
servisleri vesaire de kapalı. Arkadan polis geliyor. Evet, trafik polis. Evet, arkadan trafik polisi geliyor. Ama biz de zaten şimdi buradan çıkacağız. Yani çevirmesiz bir sabah olacak. Tek tek bekliyorlar çevirmeyi Şili yolunda. Ben Tantevi tarafına döneceğim için çevirmeye girmedim. Yani güzel bir şey tabii. Yani sonuçta bunların da denetlenmesi lazım. İnsanlar bence gerekmedikçe dışarı çıkmamalı. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki noktamıza doğru yola çıkıyoruz. Yanımızda sevgili Tugay arkadaşımız var. O da sağlık camiasının öncülerinden gelir kendisi. Namı değer Profesör Doktor Doçent Yardımcısı Tugay. Ordinaryası. Ay ay. Yola çıktık, gidiyoruz. Öyle ya. Sokağa çıkma yasaklı günler. Onunla bir noktaya uğrayıp sonra onu evine ikametine sağ salim. Varsa farmakolojik bilgisine güvenen kapışalım. Seversin. Buralarda polis oluyor genelde. Ya sabahleyin hacı evden çıktım. Dedim ki ya normalde hep evden çıkınca polis olur ya. En kötü otobanda polis oluyor. Hani gişelere girerken. Ya da şeyde polis oluyor. Ne denir ona? Şili yolunda. Yok, Çamlıca gişelerde falan kapatıyorlar mutlaka. Tam Şili yolunda vardı da Şili yolunda bana yetmedi yani. Çünkü ben dönmem gerekiyordu. Döndüm. Onun hiç çevirme yoktu ya. Böyle bir şey olamaz. Bak şeyi kapatmışlar, Çamlıca gişeleri komple. Sağdan veriyorlar yolu. Ama durduran yok. Ekip yok aynen. Çok enteresan. Bak şimdi böyle aralarda gidiyoruz. Şak. Aa millet dışarıda. Hocam ne haber? Bak geziyorum. Yani. Oo, dayı, amca, teyze ne yapıyorsunuz siz? Ya yani... herhalde 2'ye kadar serbest ya. Açık ya marketler, bakkallar. Aa. Biliyor öyle musun 2'ye kadar? Öğleden sonra 2'ye kadar. Aynen. Açık. Güzel. Millet de alışveriş yapıyor. Ne yapsınlar? Şurada Şili yoluna çıkarken çevirme ihtimalleri var. Çevirirler muhtemelen. Ama belli olmuyor işte. Yani dedim ya sana.
Ulan. E niye olsun ki 2'den önce? Gerek yok. Hayır. Abi arabayla çıkmak yasak ama. Otobanda gidiyorum ben ya. Belki İmraniye'de bir fırınım var. Oradan gidip aldım. Ya işin özü. Oha. Anasının gözü. Adam diyor ki en yakın diyor bakkala gideceksin evine diyor. En yakın markete gideceksin alacaksın diyor. Oldu. Ben bir Trabzon'a gidip ekmek alıp geleyim. Alıp gel. Alıp geleyim. Alıp geleyim. Vakfı kebir. Trabzon'dan vakfı kebir ekmeği. Ya çevirmeye yakalanmamamızın sebebi ben dedim ya bir video çekelim. Bir video çekelim dedik. O kadar çevirmeye giriyoruz, ediyoruz, şey yapıyoruz. Action yaşıyoruz falan. Biz video çekmeye başlayınca bir anda çevirmeler durdu. Bugün de hava fena değildi aslında ya. Serin ama. Yok yok güzel ama. Güneş güzel ısıtıyor. Çıtır çıtır. Aynen tatlı. Tatlı bir ferahlık. Bir nevi parçalı bulutlu diyebiliriz hava için. Yağmur ne bileyim pek öyle yağmur havasında gerçi belli olmuyor ya bir anda yağmur. Yağmur değil parçalı bulut. Yağmur yağacak diye sen mi demiştin? Yoo. Tamer demişti onu. Aa çevirme var. Evet. Evet sayın seyirciler. Tek geçiriyorlar şu anda. Sıraya girdik. Bekliyoruz. Ama yan yana olmamız yasak biliyorsun değil mi? Yok. He. Ben ne yapayım şimdi burada? Abi şimdi ya. Kamerayı da şöyle koyarsam umarım görüp şöyle göstereyim tekrar. Çevirme için bekliyoruz. Karşıdan da buradan da. Koy. Yani gelirken gördüğümüz çevirme bu çevirme işte. Şöyle koyayım. Görürsünüz muhtemelen diye düşünüyorum. Şuradan da şeyimizi çıkaralım. Ben de televizyonu çekeceğim istiyorum. Sana sormazsa sen gösterme. Sorun yok. Güneş gözlüğü takmadım. Güneş gözlüğü takınca polisler çok sinir oluyor ya. Ya çıkarıyorum da. Hani tanısın beni diye. Maskeden sonuçta tanıması zor oluyor. Diyorum hani bari şeyden tanısın. Güneş gözlüğü şeyken. Oğlum internetini bir açsana. Niye? Burada tam buldum. Milletim bakalım. Sağlık personeliyiz. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Geçtik. Bakın şu soldaki araçları tek tek çekiyorlar. Bunlar tek tek çekilecek. Bekliyorlar. Bunlar çünkü yasak. Yasak olduğu halde geçmiş. Geçmeye çalışanları tek tek taşırttı Blackboard. Cezalarını yazıyorlar. 3000 TL cezalarını yazıyorlar. Ondan sonra araçlarını da bağlıyorlar. Otoparka çekiyorlar. Araçlarınızı da alamıyorsunuz. Ondan sonra sizi polis ekip aracıyla birlikte evinize götürüyor. Eve kadar hizmetimiz var ya. Bedava. Çevirmeye geçtik ilk defa. Evet sonunda. Çevirme olması güzel bir şey. Yani görüyorsunuz şuradan geçen araçların yarısında aslında izin yok. Mesela şuradan gelen bir Kartal Tofaş mı var şu karşı yoldan gelen? Abi Tofaş'ın ne izni olabilir ki? Yani ne bileyim Tofaş süren adam niçin dışarıda olabilir? Yanlamak için. Yanlamak için. Baktı alan boş yanlayayım diyor. Yandan yandan. Ya işte böyle kartla rahat oluyor. Eski tabii kartla. Kartla giriyorsunuz çevirmeye. Rahat rahat. Geçiyorsunuz gidiyorsunuz. Evvela. Bu hafriyat kamyonları nereye gidiyor biliyor musunuz? Hafriyat kamyonları. Şile'ye. Hayır. Bunlar Şile. Tamam doğru hepsi Şile'ye götürüyor. Yok yok Şile'ye götürüyor da. Bu kamyonlar çoğunlukla şeye çalışıyor. Samandıra'da hastane yapılıyor ya. Samandıra'da yapılan hastanenin olduğu yere gidiyorlar özellikle. Çoğunlukla diyelim. Aha. Bu hafriyat kamyonların arkasına gitmek hiç güvenli değil. Biliyorsun değil mi? Taş falan düşüyor hep durmadan. Hafriyat kamyonları yani çıkabilirler. Mantıklı yani. İnşaat işlerinin durması için bir sebep aslında vardır da hastane için yok en azından.
Hep tırlar var çoğunlukla, tırlar, kamyonlar. Normali onlarda. He, zaten bin tane varsa broşör yola doğru çalışıyordur. Yola doğru. Kameralar şimdi beni görünce biliyorsun şey yapabiliyorlar. Bak yolda poşet var. Kim attı bu poşeti yola? Hemen çıksın ortaya. Aa, hız sınırı. Bak şurada kamera olmayacak. Hız sınırı olmayacak. Burası hız sınırı yok. Burası koridor. Yani buradan giriyorsun. Buradan istersen 200'e gir. Ama madenlerden çıkarken aradaki süre zarfını iyi tutturman gerekiyor. Hadi canım öyle. Tabii burası koridor oldu. Yok, ölçüyor ancak buradaki hızını algılamıyor. Çıkıştaki süreyi algılıyor tabii. Yani buradan değil de ileriden Dudunlu'dan çıkarsan buradan istersen 250 ile geç. Ceza yemiyorsun. Burası koridor. Öyle mi? Anlık şey almıyor. Hız cezası vermiyor. Koridor olunca koridor uyarısı oluyor. Hız koridoru uyarısı. Yok, burası koridor. Ben çünkü görüyorum Bağdat Caddesi'nde var ya mesela. Burası koridor. Şili'de de var. Şili'de de koridor. Buradan uyarısı. Madenlere gelmeden işte son şey Hamidiye çıkışına gelmeden önce var kamera. Hmm. Oraya kadar süre herhalde bildiğim kadarıyla ya 3 dakika falan olması lazım ya da 2 dakika. He. Öyle bir şey. Ya 3 dakika falan olabilir yani. Öyle bir şey, bir aralıkta bir süre var. Aynen. Ya ortalama hızının 80 olması gerekiyor. Onu söylüyor sana. Hızın 80 olacak. Ya İstersen yarısını 200 ile git, yarısını 20 ile git. Onun ortalamasını alacak. Ortalamayı alacak. Ne oldu? 105. %30 sistemden 105 hatta 30'dan bir tık üstüne geçiyorsun. 104 ile %30'da kalıyorsun. %30 ve üstü olduğu için belli bir şeyde ceza yiyorsun. Ne lazım olur oğlum? Bu ne lazım olsun? YouTube'a koyacağız moruk. Niye? Sokağa çıkma yasağı var. Okuyayım. Evet arkadaşlar. Lan NATO yoluna bak. Ben bu NATO yolunu hiç böyle görmedim ha. Sen gördün mü? İstanbul'u hiç böyle görmemiştim bence. Ama NATO yolu da biliyorsun hani her yerde bir araç. Tırlar buralarda. Ya oğlum. Yılan gibi yok. Temde bile araba yoktu geçen gün. Görmedin mi? Biz. Önün ordu... Şey, otoyolu gibiydi. Abi yani olmaması bugün de yoktu da çok seyrek bir iki oluyor da yani güzel. Asıl otoyolda olmaması lazım. Yani nereye gidiyor olabilirsin ki otoyolda? Bugün resmi tatil. Sokağa çıkma yasağı var. İş yok, güç yok, para yok, pul yok. Evet. Kibay bir yer. Sevgili Ordinarius Profesör Yardımcı Doçent Tugay arkadaşımızın malikanesine doğru gidiyoruz. Malikane. Sizin malikane de yeri çok güzel ha. Yani, otoyola çıkış 2 dakika. Otoyola aynen. En fazla 2 dakika. Aynen. Evden çıktım, otoyoldasın. Mis gibi. Bak, metro yapılırsa Dudullu metroya da 2 dakika sürmüyor. 1 dakika sürüyor. Tam karakolun karşısından metro durağı yapılıyor. Bostancı metrosu sizin oradan geçiyor değil mi? Yes. O yüzden... Çok iyi o metro, bir şey değil mi sana? Aynen. Orası çok iyi olacak. Bostancı yapılmadı. Bir yapılırsa ev 1 trilyon. Bostancı 10 dakika. Ev 1 trilyon. Bostancı sahile 20 dakikaya ev görüş mesafeli. Ya başladılar onu. İlk ona başladılar biliyorsun değil mi? Başladıkları kaç sene oldu ya? 6 sene falan olmuştur herhalde. 5 sene. Ama doğru, uzun sürdü be. O Bostancı sahil yolunu bile nasıl kapattılar ya? Ha şu metro işte değil mi? Bak orada şey var. Hangi durak sizinki? Modoko, İmes, Mevlana. Mevlana değil mi? Mevlana durağı evet. Mevlana durağı. Kayışta olamaz. Kaç durak? 2, 4, 6, 7. durak bizim durakmış. 7 durak sonra bizim evdesin Bostancı'dan. Demek ki oluyor ki bu da yani 2 dakikadan 14 dakika sürüyor toplam. Acı o kadar bile sürmez. 15 ya. Dakika. 14 dakika ya, sürer. 2'şer dakika sürüyor şeyler duraklar 15 arasında. 15 dakika rahat rahat Ümraniye'den Bostancı'ya gitmek büyük bir olay. Ya bizimki Ataşehir olarak geçiyor. Ümraniye değil. Eskiden Ümraniye'ydi. Ha doğru, Ataşehir oldu. Ya olsun Ataşehir. Ümraniye mi? Eskiden çok büyüktü ya. Böyle yine hala büyük. Parçalandı tabii. Bir kısmı Çekmeköy'e, bir kısmı
Ataşehir'e. Yes. Eskiden Ataşehir mi vardı? Ataşehir dedim mi McDonald's diyorduk. Aa doğru. Başka hiçbir şey yoktu çünkü. Evet. Migros, McDonald's. Şoparların yeriydi biraz. Lan manyak mısın? O zaman 3 liraya çocuk menüsü vardı. 3 liraya çocuk menüsü alıyordun. 1 liraya falan yani sadece hamburgerini alıyordun. 5 sene önce de vardı yine 1 liraya hamburger yapmışlardı kampanyasını ama şey yani 3 liraya çocuk menüsü de çok iyi fiyattı yani. Çok iyiydi. Hediye bile alıyordun ama düşünsene. Şey vardı ya Ümraniye'de Ikea'da eskiden giderdik. 1 liraya hot dog alıyorsun sınırsız içecek. Biliyor musun? Ikea'nın biliyorsun değil mi olayı? Yemekten para kazanmıyor. Seni oraya çekip orada ürün satmak için. Aynen. Ikea'nın olayı o. Evet. Ikea'da mesela köfte falan çok ucuz. Menü, evet. Yemek. Ama ben yiyorum Ikea'da mesela gittiğimde tepe üstüne. Tabii ucuza kaliteli yemek yiyorsun. Aynen. Ben oraya zaten alışverişe gitmiyorum ki sadece bildiğim için gidiyorum. Ve aynen. Tıklım tıklım dolu orası. Çok dolu. İçecek içecek sınırı da yok yani adamlar. Aynen. Ye iç. Takıl. Sabahtan akşama kadar kola içeceksin orada. Yanına da viski götüreceksin 70'lik. Oba. Müesseseden ikram. Oraya bir şarkı tıraş limon. Tıraş limon. Kendi özel bir köşe kuracaksın. Şu şeyi de yapalım ya bir ara. 4.95 mi? 4.88 mi? Hmm. O efsane düşmüş lan. Şu şeyi de alalım ya bir an önce. Yemekten. Bir viski alıp şöyle buzlu kola. Değil mi? Tabii yapalım onu bir ara. Yapmak lazım. Şey. Bu ne lan? Ne oğlum bileyim? Her yerde yol çalışması var bak. Şuraya bak ya. Hakikaten bir şey değil mi? Bu sokağa çıkma yasağı belediyeleri bu yol yapımcılara falan yaradı. İskiye miskiye yaradı. Baksana abi. Yeni Goç 8. Yeni Goç 8 diyorsun. Daha doğrusu 7.5 olabilir bu. 7.5. Aynen biliyorsun. 7'den sonra 7.5 çıkardılar. Yeni kasaları 7.5 diye geçiyor. Allah Allah böyle bilmiyorum. Tabii yeni kasalar 7.5, 8'ler daha farklı. 7.5 artık buçuk da mı çıkarıyorlar? Tabii. Bundan sonra? Aynen yok. Buçuk şöyle difüzörleri falan farklı. Aynı Mercedes'in difüzörleri gibi gri alaşımlı. Uzun yatay geçişler sağdan işte soldan sağa geçişler falan var sinyallerde. İşte onlar ekstradan özellik katılıp arabaya donanımsal olarak haşırtlı blackboard yapmaya yönelttiler insanlara. Yani aslında 8'den önceki bir hazırlık aynen. Satalım diye sattılar ha. Aynen. İşte 7'nin gelişmiş hali 8'e yakın ama 8 daha farklı bir görünüş abi, açısından Golf falan. Golf niye bu kadar çok tutuluyor ki? Abi Golf çünkü sürüş keyfi çok iyi. Yol tutuşu çok aşırı güzel. Yakıt tüketimi iyi. Yani bir sürü nedeni var. Golf 7'nin falan şey alınmasında. Ve baktığın zaman da hatchback araba. Hatchback'ler arasında en yakışıklısı belki Golf'üdür. Doğru. Yani yakışıklı araba. Yani modifiye gidiyor. Arabanın motoru gayet sağlıklı motorlar. Yüklemeye açık. Bak şu Hyundai mesela. Şurayı kapatmışım. Şu o Hyundai mesela. Hyundai'dı. Elim tıkladı yanlışlıkla ben de. Yok yeniden açtım. 06 oldu. Mesela o araba Hyundai'dı. Hyundai Coupe biliyorsundur. Hyundai Coupe araba mı çıkarıyor? Hyundai Coupe eski araba o. 2008'den sonra çıkartmadılar doğru, mesela. Doğru, o çocuk mesela o arabayı modifiye yaptı. Modifiye etti diyeyim. Ondan sonra Porsche jantları bilmem ne ablemleri falan koydu. Araba hakikaten Porsche'a benziyor. Gittiğinde mesela bakarsın biraz şey. Porsche'a benziyor araba. Vay be. Eski arabalar demek ki. Geçen gün ona vurdular hatta. Şeyde. Çocuk ondan sonra hep orada kaldırımın üstüne park ediyor vurmasınlar diye. Mantıklı. Neyse bu videonun daha sonuna geldik. Videonun daha sonuna. Parmaklar sürekli çarpıyor. Tübeyi şimdi bırakıyoruz. Ve geldik. Görüşürüz.
Evet arkadaşlar, Tugay'ı da bıraktık. Şimdi istikamet Caddebostan tarafında son bir işimizi halledip sonra da eve doğru yol alacağım. Tugay'ı bıraktıktan sonra aslında polis çevirdi de o esnada kamera açık değildi. Çekemedim onu. Yani çevirmeler var yani, yok değil. Hatta şöyle söylemek gerekirse, mesela orada bizi çeviren polisler görevli TEM polisleriydi. Terörle mücadele polisleri çevirdi orada. Onlar da sanırım görevlendirilmişler bunun için. Çevirme var yani. Şu anda da bağlantı yolundayız. Tam bağlantı yolu. Kaz yatağının oralara geldik. Ataşehir'deyiz. Ataşehir tam bağlantı yolu. Bomboş her yer. Yani sokağa çıkma yasağı çok enteresan bir deneyim, tecrübe gerçekten. Yani her ne kadar siz şu anda bir sürü araba görseniz de, bir sürü araç görseniz de bakmayın, çevirme olduğu zaman izniniz yoksa birçoğunu bağlıyorlar. Ki çevirme bence artacaktır muhtemelen. Çünkü saat 2 gibi 2'ye kadardı marketlerin açık olması. Öyle bir uygulama vardı. 9 ile 2 arası açıktı sanırım. Ondan biraz daha az çevirme var. Çok öyle, çünkü normalde ara sokaklar, caddelerde bile polisler çeviriyor. Ama bugün biraz daha sakin bu konuda tabii. Şimdi 2'yi geçti saat. 2'ye 10 geçiyor. Artık bundan sonra daha yoğunlaşacaktır diye düşünüyorum. Çevirmeler, uygulamalar. Bakalım, Koz Yatağı'na doğru iniyoruz şimdi. Ne olacak? Evet, bir çevirme var gibi. Aynen öyle. Bir çevirme var. Şöyle gördünüz. Hemen. Ama durdurmadılar nedense. Gördünüz mü? Bakın aynadan size göstereyim. Durdurmadılar nedense. Bakın şu arkada çevirme uygulama yapıyorlar. Aa, bekçiydi onlar. Bir kadın var yolun ortasında refüjde. Enteresan. Şöyle daha rahat görürseniz eğer. Şurada bir uygulama noktası var. Ama tam uygulama yapmıyorlar nedense. Şöyle göstereyim size tekrar. Önümüz açık bu şekilde. Enteresan bir gün. Gerçekten. Kamerayı elime alınca genelde çevirmeye girmiyorum kamerayı elime alınca nedense. Ama kamerayı bırakınca hemen çevirmeyle karşılaşıyoruz. Aa, bomboş. Bomboş güzelim. Özellikle polisler var ama sağda solda görmüşsünüzdür. Polisler var. Az önce de bir polis vardı sağda. Benzin ne kadar olmuş? 4.89 kurşunsuz benzin. Motorun aynı fiyat şu anda benzin. 4.88, 4.89. Yani dizel neyse benzin de fiyatı şu anda o. Güzel alım için iyi bir fırsat. Gerçi bu zamanlarda petrol biraz düştü. Onun da etkisi var ama. Daha da düşmesi lazım.
dır herhalde bu kadar düştüğüne göre, ama biz daha fazla beklemeyip şansa bırakmadan alalım. Evet, şimdi Ethem Efendi'ye doğru gidiyoruz. Ethem Efendi'den aşağı salacağız kendimizi. Bakalım. Şurada da polisler var, şu köşede ileride. Evet. Fahrettin Kerim Gökay geçince alt geçitten geçiyoruz. Efendi'nin yoğunluğu nasıl? İkiye kadar açıktı ya bakkallar, marketler. Ethem Efendi de genelde alışveriş için duranlar çok fazla olur. Sağlı sollu. Marketler için, bakkallar için özellikle. Bakalım orada nedir durumlar. Bir adam gidiyorum. Başında siperlik var. Siperlikle birlikte. İnsanlar hala buralarda, biraz daha dışarıdalar. Market açık. Ha, market kapanıyor. Şurası bakın açık. Saat 2'yi geçti. İtina. Saat şu anda 14.11. Boş ama Ethem Efendi Caddesi genel anlamda boş yani. Şey değil, dolu değil. Son alışverişini yapanlar evlerine gidiyorlar. Marketler ufak ufak artık kapatıyorlar. Havanın sıcaklığı da 13,5 derece kadar oldu. Ha, evet, burada gene var araçlar. Torku'nun marketi açık mı? Torku'nun marketi de kapatıyor. Açıkmış. Fırınlar açık zaten. Şuradaki fırın da açık. Ha, Migros. Migros da kapatıyor. Saat 2'yi geçtiği için kapatıyor şu anda. Migros topluyor. Çok enteresan ya. İlk defa marketler öğlen saati kapanıyor. Düşünsenize. Çok garip bir durum. Migros araçlarını topluyor. Bakalım buradaki şeylere. Tobaklı tekel kapatmış. Şok kapatmıştı şurada. Şok da dün kapatıyordu. Yani evet. Kapanıyor gerçekten marketler. Ama biraz geç kalmışlar herhalde. 2.30 önce kapalı olacak. Yani artık Ramazan'ında, yani Ramazan'a da geldik. Artık insanlar da oruçlu olacak. Güzel bir Ethem Efendi manzarası. Bomboş. Yani bomboş demeyelim de büyük bir kısmı boş cadde. Şurada park etmiş araçlar olmasa çok daha güzel olurmuş gerçekten. Muazzam. Bu yoldan biliyorsunuz dümdüz cadde bostanı ile. Güzel manzaralı bir yol. Ve biz de, ben de ufak ufak gelmek istediğim noktaya geldim. Evet arkadaşlar. Son buradan da çıkarken, giderken çekeceğim. Bakalım nasıl olacak yolculuk. Yollar nasıl? Çevirmeler nasıl? Onu da görmüş oluruz. Platin arabası. Bunlar hala sipariş götürüyorlar. Evet. Çıkışta görüşmek dileğiyle. Bakalım. Heh. Şurayı da göstereyim size. En önemli yerler. Burası çok yoğun bir şey yer normalde. Burası bile kapatmış ama. Evet. Geldik. Çıkışta görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi işimiz bitti ve
eve doğru gidiyoruz. Eve doğru giderken artık biraz da manzaralı yoldan gidelim. Şuradan sahile ineceğim. Öyle gidelim. Manzaralı bir şekilde. Mis gibi. Hoppa. Normalde buralarda park yeri bulamazsınız ama işte bomboş. Bu ne, paket servisçiler açık mı? Allah Allah, enteresan. Normalde götürülmüyor bildiğim kadarıyla ama açık. Garip. Muhtemelen sahilde de çevirme vardır. Şurada burgerci de, vintage de. Açık değil ama demek ki temizlik yapıyorlar. Kargocular açık. Aras Kargo var şurada. Daha doğrusu. Polisler geçiyor. Şurada da restoran açık. Restoran herhalde bir hizmet veriyor ama paket servis hizmeti mi veriyor? Eczane de var yanında. Eczane kapalı. Restoran açık. Muhtemelen paket servis için. Şuradan sahil edip sahil yolundan gideceğiz. Evet, Bağdat Caddesi'ndeyiz şu anda. Burası Bağdat Caddesi. Gördüğünüz cadde. Önümüzdeki bu cadde. Şurası şey tarafı, ne deniyor oraya? Şaşkın Bakkal tarafı. Burası Caddebostan Erenköy tarafı. Ve yeşil yandı. Gidebiliriz. Bakın. Şurada polis var. Çevirme var. Gördünüz mü? Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal tarafında çevirme var. Yani Bağdat Caddesi'nde bir insan ne iş olabilir ki? Çevirme olması normal yani. Bakalım, sahil yoluna gidiyoruz. Aa, deniz çok güzel. Tabii dışarı çıkamayacağız. Sadece güzergah uzatarak gidiyorum evime. Durmak yoksa yasak yani, durma falan. Olması mümkün değil. Ve deniz. Misler gibi. İnsan yok denizde. Denizde diyorum, sahil yolunda. Boş. Caddebostan sahil. Boş. Şurada çocuğuna tur attıran birisi var ama yani yasal değil. Çocuğun çıkması da, adamın çıkması da yasal değil. Neden dışarıdalar acaba? Açık, hiçbir yer yok. Doğal olarak. Şimdi Bostancı'ya doğru gidiyoruz sahilden. Bakalım, Bostancı'da yani çevirme oluyor genelde Bostancı sahil yolunda. Muhtemelen biz de çevirmeye gireceğiz. Kameralar görmesin diye arada. Çevirmede Bostancı'da vardır. Şöyle sahilden sahili göstereyim ufaktan. Göstere göstere. Sahil bugün boş. Ya hafta çünkü biraz insan oluyor. Bakmayın yani, sahillerde yürümek dolaşmak yasak ama insanlar gene buralarda tek tük oluyor. Dışarıda 14 derece. Işıklar ayarlanmamış. Yani ışıklar hala
Ne bileyim mesela dışarıda insan yok, karşıdan karşıya geçen yok. Ama yeşil, kırmızı, kırmızıya dönebiliyor. Gördüğünüz gibi. Şu virajı da alıp bir sonraki virajı dönüp bakalım Bostancı'da bizi ne gibi sürprizler bekliyor olacak. Ve Bostancı. Muhtemelen vardır çevirme. Çünkü Bostancı hep bir kırmızı çizgi olmuştur. Hissediyorsunuz. Daha doğrusu ben bunu iliklerime kadar hissediyorum diyeyim. Şurada Marmaray geçiyor. Bir Marmaray. Aktif olarak çalışıyor. Buradaki otobüsler de çalışmıyor. Bu sahil yolunda 4-16D falan çalışmıyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu için herhalde. Bir tek Marmaray yolcu toplayarak gidip geliyor. Şurada bir araç var. Önümüzde bir otobüs var. Bu otobüs neymiş acaba? Dönüyor. Küçükyalı'ya dönüyor. Küçükyalı içeriye giriyor. Hangi hat? 16. Tamam, bunlar buradan çıkıyordu. Vay be. Sahil yolu boyunca gidiyoruz. Yani otobandan da gidebilirdim de bugün sahilden gideyim dedim. Şöyle bomboş sahil yolunu size göstereyim. Hazır. Sokağa çıkma yasağı falan da var. Buraları böyle göremezsiniz çünkü. Buraları böyle göremeyiz. 100 yılda bir olacak bir şey. Yani bu yolu, bu sahil yolunu gece bile bu kadar boş bulamayız. Parklar bomboş, mekanlar kapalı, yollar boş. Vay be. Tek başıma gidiyorum şu anda. Tek başıma gidiyorum. Bir tane araç bile geçmiyor yanımda. Ya da önümden gelmiyor bir araç bile. Çıkıyorlardır. Gene ister istemez. Yani sonuçta buralarda sürekli polis tutamazlar. Şu anda polis görmedim hiç. Normalde yay olarak dolacağım, polisler olur. Yani oluyor daha doğrusu. Söylemek gerekirse. İşte dolaşıyorlar sokağa çıkma yasağına. Uymayan var mı? Uymayan varsa ceza yazmak için ya da uyarmak için. Ama polis görmedim hiç sahilde. Sahili size göstereyim. Yani sahil yolu diyelim. Normalde buraları barajla dolardı.
Boş. Bakın. İnsan yok. Aa, kırmızı ışığa yakalandık, evet. Arkadaşlar, çevirmeye yakalandık. Sahil yolunda. Şöyle şimdi sizlere göstereyim. İyi günler. Sağlıkçım, evime gidiyorum. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Bizimler. Görmediniz. Şöyle durduruyorlar arkadan. Şöyle göstereyim. Göremediniz değil mi? Şöyle durduruyorlar. Ben bu taraftan çevirirler diye düşündüm. Ama diğer taraftan çevirdiler. Hani sürücünün yanındaki kısımdan gelip polis kimlik falan sordu. Yani elini aldı kimlik, aslında almasına da gerek yoktu da bakmak istedi herhalde. Neyse. Çekici falan da vardı. Çekici özellikle yasak olup gelenler için. Yasağı çiğneyenler için. Araçlarını çekmek için. Mantıklı. Şurada da bir polis aracı var. Büyük ihtimalle buralarda varsa her aylak aylak gezen onları işlem yapmak için. Mesela bir adam geliyor, şunu yemiş. Orada polis de var. Aa, adalar sağımızda kaldı, evet. Adalar hangisi bu? Büyük ada. Evet, büyük ada. Şöyle şu gördüğümüz ada büyük ada. Aralarda şöyle görevliler var. Ne görevlisi bilmiyorum. Üzerinde yeşil, turkuaz. Ha, şurada altyapı çalışması yapıyorlar. İBB'nin görevlisi olabilir. Ha, önümüzde yavaş yavaş seyreden bir araç var. Arkamızdan da bir araç geliyor aslında. Enteresan bunlar. Bir görevli falan mı acaba? Polis falan olabilir. Genelde polisler de bu yolda böyle sivil araçlarla dolaşıyorlar çünkü. Şöyle denizi de ufaktan size göstereyim. Kenardan kenardan. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi sahil yolundan çıkıyoruz. Otobana doğru çıkacağım. E5'e çıkacağım. Buradan. Aa, 112 de çalışıyor. Hoparlörden müzik vermişlerdi. Çıkıyoruz ve artık evime doğru gideceğim. E5'ten. Evet. Yapamazsınız yani şu noktayı, şu vaziyeti, yani şu olması gereken şeyi
durumu. İsteseniz yapamazsınız. Ya 23 Nisan olduğu için buralarda da bakın ne güzel herkes bayraklarını asmışlar. Çok öyle bir çalışma ya da kutlama ya da böyle şey tadında bir şey görmedim. Kutlama tadında. Dün aslında belediyenin şeyi vardı. Mesela Kadıköy Belediyesi'nin falan tırları dolaşıyordu işte 23 Nisan kutlamaları için. Evet. Bir sürücü daha. Işık dinlemeden atladı yola. Sağ olsun. Bana yeşil yandığı anda kendisi yola atladı. Sürücü. Sevgili sürücü. İBB zabıta da dolaşıyor. Sağ olsun, çok güzel yola atladı. Kendi kırmızı yanıyorken. Ya işte böyle böyle kaza alıyor. Yani şu zamanda bile insanlar dikkat etmiyorlar. Ya ışık. Işığa bari dikkat edin. Böyle şey mi olur? Bu kadar olmaz hakikaten. Araçlar arttı sayısı. Yollar kalabalıklaştı buralarda. Anlamadım bir şekilde. Arkamda da araçlar hep yığıldı. Niye öyle oldu? Ben de anlamadım. Bir anda kalabalıklaştı evet. Bakalım E5'e mi çıkalım bakalım. Çevirme menüme olması lazım. Ki E5'te çevirme oluyor aslında. E5'i de komple kapatıyorlar. Tek şerit halinde denetimli bir şekilde veriyorlar. Şurada Ankara yönüne bir deneyelim bakalım ne olacak. Buradan düz de gidebilirdik aslında ama neyse. Petrollerin de çoğu kapalı. Mesela Opet açık mıymış? Bakın Opet kapalı mesela buradaki Opet. Çünkü 50 bine bir şey olacak şekilde açık. İleride de Shell var. Belki Shell açıktır. Burası kapalıysa. Aslında benzin de ucuz. Bugün alabilirdik benzin. 5.48'e düşmüş galiba. Alsam mı diye düşünüyorum. Kaç? Yolun ortasına durup düşünebilirim aslında. 5.88. Neyse yükselmez. Ben yarın alırım. Rahat rahat. 5.88. Evet. Petrol fiyatları çok düştü ama bizde hala 5.88. Bakalım şuradan bağlantı yoluna gireceğim tekrar. Tem bağlantı yoluna. Boştur muhtemelen. Sadece bir bayan var. Bir adam var. O kadar. Kartal Köprüsü'ndeyiz. Kartal Köprüsü'nün oradaki durakta diyelim. E5 gene yani tek tük araç var. İlerisi şu anda fena değil yani. Seyrek bir şekilde akıyor.
bazı kişi sektörde olanlara da izin var. Mesela bu adam dışarıda ama muhtemelen izni vardır yani. Bir yerde çalışıyordur. Hastanede çalışıyordur ki hastanede çalışanların gidip geldiği bir güzergah. Bu Kartal Köprüsü güzergahı da. Demek istediğim yani derdinizi anlatmanız ve ispatlamanız da ciddi sıkıntı. Yani düşünsenize belki kargo lojistik bir sektörde çalışıyorsunuz. Çalışmanız gereken bir iş. Yapmanız gereken bir şey var. Ama derdinizi anlatana kadar işte belli bir zaman geçiyor. Belki derdinizi anlatamıyorsunuz. Aracınızı bağlıyorlar. Falan filan. Şu anda Kartal Samandıra bağlantı yolundayız. Yol bomboş. Çıkamadığımız bir 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geçirdik. Ben de evime gidip kalan saatlerimi tamamlayacağım. Sokağa çıkma yasağına tabii ki uyumak zorundayız. Zaten yapacak hiçbir şey yok. Boş. Görüyorsunuz. Metronun, metro turizmin tesisi var. Oradan da giriş çıkış yok. Orası da kapalı. Metro turizmi görüyorsunuz. Dubalar var önünde. Giriş çıkışlarını şu anda kapatmışlar. Seyahat etmek de yasak olduğu için onların da yapabileceği çok bir şey yok tabii. Onların da işleri tamamen düşmüştür. Zaten metro turizmi de o kadar iyi bir şey değil, seyahat ajantası değil de. Neyse. Konu nereden nereye? Atlıyor bir anda oradan oraya, oradan oraya. Ama bu boş yolları, İstanbul'un bu boş yollarını gerçekten özlemişim. Ya özlemişim derken görmüyoruz yani bu boş yolları. Göremiyoruz, yaşayamıyoruz bu boş yolları. Sultanbeyli'de belki vardır çevirme. Çok
çevirmeye denk gelmiyorum Sultanbeyli'de. Bir tek otoban giriş ve çıkışlarında oluyor. Bu yan yolda varsa vardır. Sokağa çıkma yasağı. Aslında önümüzdeki birkaç günde birkaç gün daha çevirmeleri çekeceğim size. İyi olur. Siz de görmüş olursunuz. Bakalım. Tersten geliyor motor. Burada evet. Burada dön çevirme. Evet. Bu şekilde. Sokağa çıkma yasağı İstanbul'dan izlenimler bu şekildeydi. Yoldan izlenimler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolar, bir sonraki içeriklerde. Bay bay.